AK Parti'de kongre tamamlandı. Kadrolar %60 yenilendi. Gözler yerel seçimlere çevrildi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yapılacak yerel seçimler AK Parti'nin başlattığı değişim ve yenilenme planının son halkası tamamlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde AK Parti'nin yeni kadroları yerel seçime girecek. Bu nedenle AK Parti'nin yeni merkez yürütme kurulundaki iki genel başkanlık stratejik önem kazandı. Seçimler ve teşkilat. AK Parti teşkilatını uzun süre yönlendiren isim Mustafa Ataş'tı. Ataş, Erdoğansız dönemde de partinin teşkilatının başında görev aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilmesi sürecinde ve sonrasında da teşkilat ondan soruldu. Ancak yeni dönemde Erdoğan teşkilatı yeni bir isme emanet etti. AK Parti kadrolarından yetişmiş, İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış, iki dönemdir milletvekilliği yapan, aynı zamanda Ataş'ın yardımcılığı görevini de yürüten AK Parti İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir'e. Şimdi AK Parti Erkan Kandemir'in teşkilat başkanlığında önemli bir viraj olan yerel seçimlere girecek. Teşkilat kadar önemli bir başkanlık da Seçim İşleri Başkanlığı. Başkan Erdoğan yerel seçimler öncesinde de bu başkanlıkta oturan ismi değiştirmeyi tercih etti. Seçim İşleri Başkanı Ahmet Sorgun koltuğunu Ali İhsan Yavuz'a bıraktı. Ahmet Sorgun da tıpkı Mustafa Ataş gibi uzun süredir seçim koordinasyonunu yönetiyordu. Bu değişiklik son seçimlerde yaşanan kan kaybının iz düşümü görüldü. Yerel seçimler öncesi Başkan Erdoğan taze kan aradı. Partinin yeni yönetiminde kadınlar ağırlık kazanırken tanıtım medya başkanlığının Mahir Ünal'da kalması seçim sürecinde yürütülen kampanyadan duyulan memnuniyet yorumlarını beraberinde getirdi.